Evet, hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bakın, zambaklarım büyümeye başladı. Çok sevindim. Çok güzel olmuş. Yağmur yağdı arkadaşlar. Ve çok harika oldu. Bunlar henüz daha filizlerini vermedi. Hani büyümedi. Bunun gibi büyümedi. Yoksa uzandılar. Gördüğünüz gibi. Onlar da açmaya çalışıyorlar. Bu pembe zambak arkadaşlar. A101'den almıştım. Dikimde kanalımda paylaşmıştım. Evet arkadaşlar, 18 Nisan'da gördüğünüz gibi bu şekilde paket halinde almıştım. Ve paketinden makasla kestim. İçinden 3 tane çıktı. Bir yer belirlemesi yaptım. Ve toprağa oyuk açtım. Ve oyuğa zambaklarımı bu şekilde yerleştirmiştim. Bunlar hepsi kanalımda var. Evet, üstlerini örttüm. Evet, 10 Nisan'daki görünümleri de bu şekilde biraz büyüdüler. Evet, artık günümüze gelelim. Evet, günümüzdeki yani bugünkü hali ise bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir tane zambak daha güzel büyüdü, daha çabuk büyüdü. Diğerlerinde büyümesini bekliyorum. Bir de şunu göstermek istiyorum size arkadaşlar. Artık çuha çiçekleri de tohum dökmeye başladı. Tohum kapsüllerini oluşturmaya başladılar arkadaşlar. Ama yine onlar da güzel görünüyorlar. Harika görünüyorlar. Evet arkadaşlar, şimdi buradan iris soğanının yanına gideceğiz. İris soğanlarımın son durumu nasıl onu göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar, normalde bu 5 tane iris soğanımı ben saksıya dikmiştim. Fakat saksı büyüktü ve koyduğum yer çok fazla güneş almıyordu. Ben onları daha sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi dış mekana diktim ve çok güzel görüyorsunuz filiz verdiler, büyümeye başladılar. Şöyle. Dilerim bunların çiçek açmış hallerini de size gösteririm. Güller de çiçeklendi. Bu daha önce bu sene diktiğim, bakın, fidelemeyi çoğalttığım gülümde çok güzel filiz verdi. Evet, tohumları göstermek istiyorum size. Çiçek tohumlarının son durumu da böyle. Bunlar papatya tohumları. Sarı papatya ve beyaz papatya arkadaşlar. Şu anı kurumadan, eğer yağmur yağmamışsa suluyorum ayrıca. Bakalım, bunlar da tohum döküyorlar mı arkadaşlar? Son çiçeklerini artık açıyor. Henüz bunlarda tohum kapsülü yok. Ama en bereketli ben çuha çiçeklerini gördüm. Seneye sizlere de öneririm. Evet arkadaşlar, zambak çiçeğinden buradan hoşça kal diyorum. Umarım bunun çiçek açmış halinde sizlerle paylaşırım. Hoşça kalın.